Ama bu kitap romantik kitap değil. Bu kitabın içindeki romantizm nerede? Bu kitap aile içi şiddet kitabı. Rezillik. Aşırı cringe'di. Aşırı rezillikti. Okurken böyle oldum. Ne? Nasıl yani? Gerçekten inanamadım. Hiç hoş değildi. Hiç hoş değildi o kısımlar. Amacından dışarı çıktığını düşünüyorum. Yani bu beni gerçekten çok üzdü açıkçası. Atlas'ın bir karakteri yoktu kitapta. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık, ailenizin biricik booktuber'ı. Bugün sizlere Bizimle Başladı, Bizimle Bitti serisini yorumlayacağım. İki kitaptan oluşan bu seri hakkındaki düşüncelerimi anlatacağım. Öncelikle ben bu videoyu başlangıçta maraton olarak planladım. Hatta böyle bir yarım bir maraton videosu çektim ama kalan yarısını devam ettirmedim. Çünkü kitap hakkında çok fazla düşüncem vardı, çok fazla şey vardı ve maraton videosunda çok uzayacaktı. O yüzden bunu bir kitap yorumu videosuna çevirmeye karar verdim ve karşınızdayım. Bugün Bizimle Başladı, Bizimle Bitti ve Bizimle Başladığının yorumunu gireceğim bu iki kitaplık serinin. Normalde ben spoilerlı yorum girmiyorum. Bütün yorumlarım spoilersız oluyor. Ama bu videoyu ikiye böleceğim ve bir kısmına kadar spoilersız bir şekilde kitabı okumayanlar için, yeni almak isteyenler için duygu ve düşüncelerimi anlatacağım. Daha sonra spoilerlı olarak kitabı okuyanlar için aşırı sinirlendiğim, aşırı kızdığım yerler hakkında konuşmak istiyorum. Normalde spoilerlı yorum girmem ama bu kitap hakkında gerçekten beni kızdıran şeyler oldu ve bunları konuşmak istiyorum. Bir dakika aralığı yazacağım. Bu dakika aralığında spoilerli olacak. Orayı izlemezsiniz. Zaten spoilerli yorumum gelmeden önce de uyarırım. Ama buraya da dakika aralığını en başından yazayım ki haberiniz olsun. Spoiler yemenizi istemem. Gelelim kitaplarımıza. İlk önce Bizimle Başladı, Bizimle Bitti kitabını anlatmak istiyorum. Konusunu bile anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Kitap romantik bir kitap değil ama romantizm kitabıymış gibi anlatılıyor. O şekilde pazarlanılıyor. Kitabın arka kapağı sanki romantik bir kitapmış havasını veriyor. Kitap evlerinde romantik kategorisine görüyorsunuz. Sosyal medyada insanlar sanki her şey Lily, Atlas ve Ray karakteri arasındaki bir aşk üçgeniymiş gibi anlatılıyor. Ama bu kitap romantik kitap değil. Bu kitabın içindeki romantizm nerede? Bu kitap aile içi şiddet kitabı, istismar kitabı. Kitabın içinde tecavüz sahnesi var. 15 yaşındaki bir çocuğun anlattığı bir tecavüz sahnesi var. Kitabın içinde istismar var. Şiddet var, tecavüze teşebbüs var başka bir sayfada. Ve bu kitap sanki cicili bicili çok tatlı, romantik, hadi okuyalım, aşk üçgeni. Atlas'ı mı seçecek, Riley mi seçecek, bu kitap öyle bir kitap değil. Değil yani ve bu şekilde pazarlanmasının şokundayım. Bunu yazar mı yaptı? Yazarın ajansı mı yaptı? Bunu sosyal medyada kitabı paylaşan insanlar karakterlerden çok etkilendiği için farkında olmadan mı yaptılar bilmiyorum. Ama bence bu doğru değil. Kitabın içinde tetikleyici unsurlar var, travmalar var. O yüzden bir kere hiçbir yerde yetişkin okurlar içindir yazmıyor kitapta. Buna dair hiçbir yerde not yok. Neden? Bu bir kere bir sorum. 18 yaşından küçüklerin almasını tavsiye etmem. Aa, ben 18 yaşından küçüğüm ama neler neler okudum. Ben okurum, benim için sıkıntı değil diyenler var, biliyorum. Ama bence 18 yaşından küçükseniz almamalısınız. Kitabın konusundan bahsetmeden önce şunu söyleyeyim. Atlas biraz daha Atlas gibi falan telaffuz ediliyor galiba İngilizce'de. Ben direkt Atlas diyeceğim Türkçe. Lily de biraz Lily gibi falan değişik bir telaffuzu var. Onu da ben direkt Lily diyeceğim. Ryle de Ryle diye okunuyordur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim kitabın konusuna. Lily adında bir ana karakterimiz var. Bu genç kızımız 23 yaşında. Hayalleri olan bir kız. Kitabın ilk başında babasının cenazesinin olduğu günden başlıyor. Babasının cenazesinden sonra bir çatı katına çıkmış ve orada oturarak aslında gökyüzünü izliyor. İşte kaldığı şehre falan bakıyor. O sırada o çatı katına, terasa Ryle adındaki karakterimiz geliyor. 30 yaşında beyin cerrahı. İşte çok yakışıklı, karizmatik, aşırı kendinden emin duran ve tatlı birisi gibi duruyor. Bu ikisi bir anda çatı katına sohbet etmeye başlıyorlar ve orada Ryle Lily'ye seninle birlikte olmak istiyorum gibi bir şey söylüyor. Tek gecelik ilişki istediğini söylüyor. Bizim kızımız da diyor ki ben tek gecelik ilişki insanı değilim, olmaz. Sonra üzerinden aylar geçiyor. Aylar geçtikten sonra Ryle ile tekrar karşılaşıyorlar. Bu kızın bir hayali vardı. Lily'nin her zaman bir çiçekçi dükkanı olsun istiyordu. Kendi bir çiçekçi dükkanı konuşamadım. Kendi bir çiçekçi dükkanı açıyor ve orada tekrardan bir şekilde Ryle ile karşılaşıyor. Ryle diyorum ya, çocuğun adı Ryle. Neyse. Onunla karşılaşıyor. Çocuk yine diyor ki
tek gecelik ilişkin seninle birlikte olmak istiyorum falan. Bizim kız da diyor ki ben öyle kızlardan değilim. Ben tek gecelik ilişki yapamam. Çocuk da diyor ki seni aklımdan çıkaramıyorum falan. Allah'ım, klişenin de klişesi. Sonra bunlar üçüncü kez tekrar bir araya geliyorlar ve orada Ray kızın dizlerinin üzerine çöküyor ve kızın ayaklarına kapanıp tek gecelik ilişki için resmen yalvarıyor. Rezillik. Aşırı cringe'di. Aşırı rezillikti. Okurken böyle oldum. Ne? Nasıl yani? Gerçekten inanamadım. Hiç hoş değildi. Hiç hoş değildi o kısımlar. İlk 100-150 sayfa aşırı klişeydi. Bu arada bizim kızımız Lilim 15 yaşında ilk aşkı Atlas karakteri için yazmış olduğu mektuplar var. Onun için yazdığı mektuplar değil aslında. Kendi için günlük olarak yazıyor. Ama her gün televizyonda izlediği Ellen karakterine, işte programın sunucusuna mektup yazarmış gibi yaparak Atlas'ı anlatıyor. Atlas'la günlerinin nasıl geçtiğinden falan bahsediyor. Biz Atlas'la Lily'nin geçmişte 15 yaşındayken yapmış olduklarını da okuyoruz. Atlas bu arada ailesi tarafından istismara uğrayan, hatta sokağa atılan ve Lily'nin evinin arkasındaki terk edilmiş bir evde yaşamak zorunda kalan evsiz bir çocuk aslında. Lily de 15 yaşında bu evsiz çocukla karşılaşıyor ve bir şekilde ona yardım etmeye çalışıyor ve aşık oluyorlar. Birbirlerini çok çok seviyorlar ve bir noktadan sonra ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bir 9 yıldır 10 yıldır birbirleriyle hiç görüşmemişler falan. Biz de o günlüklerde aslında Elena anlatılan mektuplarda Atlas'ın hikayesini okuyoruz. Bir yandan Atlas'ın hikayesi var, yanda da Riley'le hikayesi var. Aslında çift zamanlı ilerliyor. 100 sayfası çok klişe başladı. Herhangi bir Wattpad kitabında bulabileceğiniz. Bu arada Wattpad kitabı derken asla Wattpad kitaplarını küçümseyerek kullanmıyorum. Bu cümleyi asla şekilde kullanmıyorum. 2014 yılından itibaren çıkmış işte böyle sürekli tek gecelik ilişkiye alışkın olan bad boy karakterle işte uzun süreli ilişki isteyen genç kızın bir araya geldiği ve bir şekilde birbirlerine karşı koyamayıp bir ilişki denedikleri. Yani aşırı klişeleşmiş, kalıplaşmış. Genelde Wattpad kitaplarında görmüş olduğumuz o klişeyle başlıyor. İlk 100 sayfa zaten dedim ki yani bu mu? Bu mu 2,5 milyon rating alıp TikTok'ta her yerde okunma rekorları kıran kitap bu mu dedim ve tamamen bir hayal kırıklığıydı 200 sayfa. Daha sonra olanlar, yani kitabın sonuna kadar yaşanan her şeyi tahmin ettim. Aşırı tahmin edilebilir, konu olarak aşırı basitti. Şöyle, bir kitabın konusu klişe olabilir, bir kitabın karakterleri klişe olabilir, bir kitabın olay örgüsü ya da işte anlatım dili klişe olabilir. Ben bunlara okeyim, klişe okumayı çok çok severim zaten. Ama konun klişe olduğunda karakterlerin çok farklı olur. Karakterlerin klişe olduğunda konun çok farklı bir bakış açısından bakılır. Ama bu kitapta kitabın kendisi klişeydi. Yani kitaba dair her şey klişeydi ve bu aslında hoşuma gitmedi. Kitabın psikolojik yanı çok çok iyi işlenmiş. Bunu çok beğendim. Yani gerçekten hakkını vereyim. Bir şiddet var. Kocasından şiddet gören bir kadın var ve o kadının kocasına aşık olduğu için onu terk edip terk etmeme konusunda kararsız kalması ama şiddet gördüğü için ve kaçmak istemesi psikolojiyi çok güzel yansıtmış. Yani kolunu buradan tebrik ederim. Gerçekten psikoloji kısmını çok güzel işlemiş. Çünkü şey diyor hani genelde şiddet gören kadınların neden kocalarını terk etmediğini, hemen valizini alıp çıkıp gitmediğini düşünürler ama işte kimse bilmez ki kocasına gerçekten aşık olduğunu ve bir gün aslında hani düzelebilme ihtimali, bir gün iyileşebilme ihtimali ya da ben mi acaba hata yaptım? Ben eğer onu yapmasaydım bana vurmayacak mıydı? Falan filan gibi böyle o kadar güzel işlemiş ki o kadına şiddet kısmındaki kadının, şiddete uğrayan kadının her ihtimali düşündüğü ve kendisiyle ilgili çelişkilerini neler yapabilme ihtimali. Yani o psikoloji kısmı çok güzel işlenmişti. O yüzden zaten 5 puan verdim. Bu arada puanım 10'dan 5. Ortalama bir kitaptı. Ne beğenmedim diyebilirim, ne çok sevdim diyebilirim. Gerçekten ortalama bir kitaptı. Beklediğim gibi çıkmadı. Dediğim gibi kitabın kendisi çok klişe. Bildiğiniz Türk dizisi. Gerçekten başından sonuna kadar defalarca izlediğimiz, sık sık gördüğümüz Türk dizisi. Farklı hiçbir şey yok. Psikoloji kısmını iyi işlemiş, güzel. Ben sadece kitabın amacından dışarı çıktığını düşünüyorum. Yani bu beni gerçekten çok üzdü açıkçası. Karakterlerimizin hepsi travma geçirmiş. Çocuklukları çok büyük travmalarla dolu. Atlas'ın ayrı, Lily'nin ayrı, Riley'nin ayrı çok büyük travmaları var. Aynı zamanda aile içi şiddet var, istismar var, kadına şiddet var ve bu gibi konuları da gerçekten çok güzel işlemiş. Aslında kitabın amacı bu. Yazarın notu kısmında yazar kendisi söylüyor. Aile içi şiddeti kendisi de yaşamış. Babası annesine şiddet uyguluyormuş. Bu yüzden hatta
İlk şiddet olayında, Lili'nin yaşadığı ilk şiddet olayında annesinin birebir yaşadığı şiddet olayıymış. Annesinden izin alarak yazmış. Aslında kendi ailesinden esinlenerek, hatta birebir olayların bile içinde bulunduğu bir kitaptan bahsediyoruz. Kitabın amacı kadına şiddet ve aile içi şiddet hakkında farkındalık yaratmak. Ama her yerde bu kitap hakkında işte aşk üçgeni, Atlas, Rail ve işte Lili arasına geçiyor. Çok tatlılar, şöyle bir aşk üçgeni falan değil bu kitap. Zaten Atlas karakterini çok fazla görmüyoruz. Bu arada Atlas karakterini çok sevdim. Rail'den çok çok daha fazla seviyorum. Ama bu kitapta Atlas karakteri yok gibiydi. Yani evsiz bir çocuk, mavi gözlü. Bu kadar. Yani Atlas karakteri çok geride kalmıştı. Atlas'ın bir karakteri yoktu kitapta. Ve bu hoşuma gitmedi. Aslında amacı çok güzel, psikoloji çok güzel işlenmiş. Ama amacından bu kadar dışarı çıkması. Bunu yazar mı yaptı, farkında olmadan okurlar mı yaptı, ikisi birlikte farkında olmadan oraya doğru mu sürüklendi bilmiyorum. Ama amacından dışarı çıkması açıkçası beni çok çok üzdü. Burada Epsilon yayın evi beni şoka sokuyor. Yani... Bu kitabın adı Bizimle Bitti ve yayın evi kendi kendine kitabın ismini Bizimle Başladı, Bizimle Bitti olarak değiştirmiş yani. Bu kitap ismi olayı da beni çok sinirlendiriyor. Neyse, bir şey söylemeyeceğim. Bizimle Başladı kitabı amacından daha fazla dışarıya çıkarmış. Tamam, ben Atlas'ı çok seviyorum, Lili'yi çok seviyorum. Onların kitaplarını okumak isteyebilirim. Ama olmamalıydı bence. Bence olmamalıydı. Buna da 4 puan verdim Bizimle Başladı'ya. Gelelim serinin ikinci kitabı olan Bizimle Başladı'ya. Tamamıyla TikTok'taki okurların ısrarı üzerine çıkmış bir kitap. Yani bunu zaten yazar ilk sayfada, yazarın notu kısmında dile getiriyor. Yani Atlas ve Lili'nin hikayesini daha fazla okumak istediğiniz için bir devam kitabı çıkarıyorum diyor. Aslında bu benim aklımda yoktu ve bu kitabın bir seri olmasını planlamıyordum diyor. Aslında yazar da başlangıçta bunu istemiyor ama tamamıyla okurları için bir ikinci kitap çıkarıyor. Atlas ve Lili'nin bu kitaptaki hikayesi baştan sona klişeydi. Yani baştan sona klişeydi. Gerçekten İnanamadım. Hiçbir şey yok. Baştan sona her şeyi tahmin ettim. Konusu, karakterleri, olaylar hepsi klişe. Bu kitapta Rail karakterinden iyice nefret ettim falan. Ya kesinlikle seriyi ve kitabın amacını çok saptıran bir kitap olmuş. Bu arada bu kitapta 12 yaşında iki tane erkek karakter giriyor. Çok tatlılar, çok sevimliler. Onları okumak biraz daha aslında heyecan kattı. Onun dışında heyecanlı olan hiçbir yanı yoktu. Böyle kitapta bir de sanki, yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Bu konuda da birazcık araştırma yaptım internetten. Diğer yurt dışındaki okurların yorumlarını falan araştırdım. 12 yaşında bir karakterimiz var ve eşcinsel. Ama böyle çok saçma bir yerde, hiç olayla alakası olmayan, bizi ilgilendirmeyen bilgiler vardı. Mesela bu kitapta da bu şekildeydi. Hani Colin birazcık homofobik gözüktüğü için dışarıdan ve eşcinsel bir karakter yazmadığı için sanki yazmak için yazmış ve içine sıkıştırmış gibi. Bu kitapta da Türkçe okuyacağım, Devin diyeceğim ama Divine falan diye okunuyor olabilir, bilmiyorum. Öyle bir karakterimiz var mesela. Onun böyle eşcinsel olduğunu çok saçma bir yerde vurgulamışlardı ve karakter, erkek karakter, başta ben kadın zannettim, anlamadım bile. Lili'nin göğsünü, memesini elliyor. Stüdyene doğru geliyor. Kız şok oluyor, hani ne yapıyorsun falan filan. O da şey diyor, hani senin gibi bugüne kadar kaç tane meme gördüm, hani merak etme, seninle ilgilenmiyorum. Okey, eşcinsel olabilirsin, okey, kadınlarla ilgilenmiyor olabilirsin ama başkasının memesine böyle özgürce dokunabileceğin anlamına gelmiyor. Yani resmen orada bir taciz var ve bu tacizi yapan kişi neden eşcinsel falan. Yani çok değişik ayrıntıları var. Bakın hepsini söyleyemiyorum ama dediğim gibi yani çok gereksiz de o karakter. O karakterin varlığı hani sanki zorla sokuşturulmuş, dikkat çekmek için, hani bakın ben de eşcinsel karakter yazıyorum demek için gibiydi bence. Çok samimi değildi o kısımlar. Bu kitapta da öyleydi. Bu kitaptaki 12 yaşında bir karakter var. İşte eşcinsel olduğunu yeni keşfediyor büyük ihtimalle. Onunla alakalı sahneler var ama o sahneleri okurken diyorsun ki ne gerek var? Bunun bizim kurgumuza etkisi ne? Hiçbir etkisi yoktu. Hani hiçbir faydası, olumlu olumsuz, hiç öylesine konulmuş gibiydi. Buralar da hiç hoşuma gitmedi. Dediğim gibi baştan sona her şeyiyle çok klişe bir kitapta. Tabii ki de Atlas ve Lili'yi çok sevenler, onun hikayesini okumak isteyenler devamında bunu okuyabilir. Ama ben bir şey kattığını düşünmüyorum.
sadece başladığım ve yorumunu gireceğim dediğim için bitirmek için uğraştım. Yoksa yarım bile bırakabilirdim. Kitaba da 4 verdim. Ortalamanın bir tık altında kalıyor. Bu kitap da ortalama bir kitaptı. Ben abartıldığı kadar bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gelelim Bizimle Başladı, Bizimle Bitti serisinin spoilerli kısmına. Skandallara gelelim birazcık. Arkadaşlar, Ray'la hiçbir şey olmadı, farkında mısınız? Kitapta en nefret ettiğim, en hoşlanmadığım şey Ray'ın hiçbir ceza almaması. Hiçbir ceza. Tek cezası Lily'den ayrılmak oldu, bu kadar. Yani başka hiçbir ceza almadı. Bir, kadını tokat atıp yere serdi. İki, kadını merdivenlerden itti. Sonra hayır, ben itmedim, sen kendin düştün diyerek kadını manipüle etmeye çalıştı. Üç, kadına tecavüzü teşebbüste bulundu, tecavüz ederken kadına kafa attı ve kadın kafası yarıldı, dikiş falan attılar. Ve hastanelik oldu. Ve Ray'la hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ne bir şikayette bulundular, ne insanlar tepki gösterdi, ne birileri dönüp sen nasıl bunu yaparsın ya demedi. Bir kere Ray'ın hiçbir ceza almaması, hukuken şikayette bulunulmaması çok 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 üzücü bir şey. Yani ben kitabın sonunun bu şekilde bitmesinden hiç hoşlanmadım. Yani zaten Len'in hamile kaldığını öğrendiği sahne bildiğiniz Türk dizisi ve o çıkmaza giriş kısmı falan, o kısımlara gerçekten inanamadım. Yani bu kadarını da yapmış olamazsın dedim. Neyse, Ray hiçbir ceza almadı arkadaşlar ve ikinci kitapta da bir ceza almasını bekledim. Yine hiçbir ceza almadı. İkinci kitapta kıza tehdit etti. Mesajları var, kanıtları var. Kızın boğazına yapıştı. Kızı duvara yasladı falan. Yani şiddete tekrardan bir teşebbüsü olmaya çalıştı. Ve yine Ray hiçbir ceza almadı. Hiç kimse tepki göstermedi. Atlas da tepki göstermedi bu arada. Yani herkes şey diyor, Ray daha fazla öfkelenmesin, onun suyuna gidelim. Ray işte hukuken hakim Ray'ın tarafında. Çünkü Ray işte beyin cerrahı, işinde çok başarılı, çok iyi para kazanıyor, çok iyi avukatlara sahip. Ben onu şikayet edemem, işte bir şey yapamam. Ancak işte Ray'ı tehdit edip, işte sana çocuğumu göstermem, sana şunu yapmam, bunu yapmam gibisinden, çocuğu üzerinden tehdit ederek Ray'ı durdurmaya falan çalışıyorlar. Kaç yılındayız? Kaç yılındayız? Yani Ray nasıl bir ceza almaz? İkinci kitapta da hiçbir ceza almadı ve her şeyi geçtim. Yani Lily'nin annesinin dönüp Ray'la sen benim kızıma nasıl dokunursun? Sen benim kızıma nasıl bunu yaparsın? Bir tepki göstermesini bekledim. En azından Ray'ın ablasının, ay kız kardeşinin pardon, kız kardeşinin eşinin yani dönüp sen nasıl bu kızı el kaldırırsın demesini bekledim. Hiç kimse hiçbir tepki göstermedi ve Ray sanki hiçbir şey yapmamış gibi mutlu mesut insanların içinde yaşamaya devam etti. Topluma çıkmaya devam etti ve bu bir doktor. Bu arada Ray'ın işte gerekçesi var kendince. İşte küçük yaşta 6 yaşındayken abisini kafasından vurup öldürüyor. Farkında olmadan, gerçek silah olduğunu bilmeden. Okey, travman varsa, sorunların varsa ilk önce psikolojik olarak kendini iyileştirmen gerekmiyor mu topluma karışmadan önce? Yani ya da madem psikolojik sorunların var, öfke problemlerin var, kimse de dönüp benim kardeşimin böyle bir problemi var, bak evlenme ya da işte bu kadar bir şey, hiç kimse hiçbir şey demiyor mu? Yani arkadaşlar inanamadım. Yani buralar beni gerçekten şok etti. Herkesin Lily'ye dönüp işte senin tarafındayız, senin tarafını tutuyoruz demesi ama dönüp Riley'e hiç tepki göstermemesi beni gerçekten çok çok üzdü. İkinci kitapta Riley yani o kadar şey yaptı yine. Taciz etti, onu yaptı, bunu yaptı. Yine bir cezası olmaması, tek cezasının Lily ile ilişkisinin bitmesinin olması beni gerçekten çok üzdü. Spoiler olarak bunun yorumuna girmek istedim. Bu arada tecavüz sahnesi, şiddet sahnesi, çok travmatik olabilecek sahneler. Atlas'ın ve Lily'nin küçükken Lily'nin babasının annesine tecavüz ettiği sahne çok travmatik bir sahne olabilir. Daha söyleyebileceğim o kadar çok şey var ki video şu anda 30 dakikayı bulmuş diye gözüküyor. Bir kitap yorumunun 30 dakikadan uzun olması istemediğim için sessiz kalıyorum. Ama dediğim gibi hoşuma gitmeyen, beni rahatsız eden çok fazla şey vardı. Kitabın arkasına bakın. Gelecekte bir mucize olur da kendini yeniden aşık olacak durumda bulursan bana aşık ol. Aşk kitabı mı hayatım bu? He? Aşk kitabı mı? Spoilerli yorumum da bu kadardı. Aşırı şok olduğum bir kitap oldu bazı kısımlarda. Şöyle, kitap beni ağlattı. Gerçekten bazı yerlerde Lily'nin düşünceleri, yaşadığı şeyler beni çok duygulandırdı.
beni ağlatabildiği için de aslında 5 puan verdim. Eğer o duygusal yerler olmasaydı, psikolojik olarak iyi işlenmemiş olsaydı kesinlikle 1 ya da 2 puan falan verirdim ondan. Seride tetikleyici unsurlar var. Kesinlikle artı 18, haberiniz olsun. Dediğim gibi ben ortalama buldum. Bunu da ortalamın altında buldum. Bahsedildiği kadar güzel olduğunu düşünmüyorum. Atlas, Ryle ya da Lily gibi çok fazla karakter var. Onlar gibi okuyabileceğiniz çok fazla karakter görüyoruz. Ya da bu konularda çok fazla kitap var. Farklı şekilde bir şeyleri işlemesini isterdim. Spoilerli yorumumda dediğim gibi bazı kişilere gerekli olan tepkiler gösterilseydi ve aslında bazı şeyler cezası alınsaydı, cezasız kalınmasaydı bazı olaylar çok çok daha sevebilirdim. Kitapları günler önce okudum. Üzerine başka kitap da okudum. O yüzden çok fazla ayrıntısıyla hatırlayamadığım şeyler de var. Yine hoşuma gitmeyen çok fazla şey vardı ama gerçekten şu anda aklıma gelmiyor. Neyse, yorumlarda konuşuruz. Yorumu atmadan önce spoilerlı bir şeyler yazıyorsanız yorumun üstüne spoiler yazmayı unutmayın ki diğer insanlar da okumasın. Bizimle başladı, bizimle bitti serisi hakkında şu anlık düşüncelerim bunlar. Aklıma gelenleri söylemeye çalıştım. Eğer aklıma farklı şeyler gelirse, eklemek istediğim şeyler olursa Nisan ayında okuduklarım videosunda eklerim. Şimdi ben gidiyorum. Sizleri çok seviyorum. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Kendinize çok çok dikkat edin. Hepinize kocaman öpüyorum. Bye bye.